Dizi Rehberim kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Videomuza geçmeden önce Nana'nın Semihe Poyraz benim kocam sen aklındakini kafandan çıkar ben kocamla ette tırnak gibiyim, o benim derdim değil dermanın demesi çok güzeldi diyorsanız ve ayrıca Poyraz'ın Nana'ya yazdığı şiir de çok anlamlıydı diyorsanız, hemen aşağıdan videomuzu beğenin hep birlikte sayımızı gösterelim arkadaşlar. Emanet dizisi yeni bölümde Poyraz ve Nana daha ne kadar ayrı kalacak? Poyraz artık Nana ile formaliteden de evli olsa ona gerçekten aşık olduğunu itiraf edecek mi? Nana ile Poyraz evliliklerini gerçeğe dönüştürecek mi? Nana ve Poyraz'ın birlikteliklerinden bir bebek mi dünyaya gelecek? Cennet Sultan Poyraz'ın Nana'dan ayrılması ve Sibel ile evlenmesi için nasıl bir oyun oynayacak? Poyraz Semih ve Cansel'in oynadığı oyunları öğrenecek mi? Merak ettiğiniz her şeyi sizler için derledim arkadaşlar. Videoyu sonuna kadar izlemeyi, beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Ayrıca Nana ile Poyraz aşkı için yorumlara kocaman bir kalp emojisi bırakırsanız sevinirim. Dizimizin yeni bölümünde her ne kadar Semi Nana'ya karşı duygularını dile getirse de Nana kocası Poyraz ile arasının oldukça güzel olduğunu, kendisinin onu terk edip başkası ile evlenmeye hiç niyetinin olmadığını söyleyecektir. Hatta Nana Poyraz'a karşı olan duygularını da itiraf edecektir. Poyraz'ın Nana'ya karşı duygularını dile getirdiği şiir ise Nana'yı çok duygulandıracaktır. Ancak Nana ilk başta Poyraz'ın o şiiri başkasına yazdığını sanacaktır. Çünkü Cansel, Poyraz'ın o şiiri Nana'ya değil de Sibele yazmış gibi göstermek için bir oyun oynayacaktır. Ancak kim ne yaparsa yapsın Nana ile Poyraz birbirlerine karşı hislerini açık açık itiraf edecek ve çiftimizin arasında romantik aşk sahneleri bizlerle olacaktır. Poyraz'ın Nana'ya önce şiir yazarak ardından ona sürpriz hazırlayıp karşısına aldığı, deniz kenarında romantik bir çadırda baş başa yedikleri yemeğin ardından aşkını itiraf edeceği sahneler bizlerle olacaktır. Poyraz Nana'ya evlilikleri her ne kadar formalitede olsa, Yusuf ile Nana'nın kendisinin emaneti olduğunu söyleyecek ve bu emanete ömrünün sonuna kadar sahip çıkmak istediğini dile getirecektir. Nana ise Poyraz'ın bu ilginç evlilik teklifi karşısında hiç şaşırmayacaktır. Çünkü Nana her ne kadar Poyraz'ı kıskandıysa bile Poyraz'ın kalbinde başka hiçbir kadına yer olmadığını zaten biliyordu. Eğer Poyraz zaten evlenecek olsaydı şimdiye kadar annesinin ve yengesi Cansel'in zoruyla Sibel ile evlenmiş olurdu. Nana elbette Poyraz'ı şiir gibi aşk itirafı ve evlilik teklifinden sonra mutluluktan havalara uçacaktır. Nihayet Nana artık kafasında türlü türlü senaryolar yazmadan Poyraz'ın da kendisine olan aşkının farkına varacak ve o da duygularını Poyraz'a itiraf etmeye karar verecektir. Boyraz nanaya yakınlaşmaya çalışırken, nana ise bir kadın ve onun karısı olarak Boyrazı mutlu etmek için elinden geleni yapacağına dair söz verecektir. İkiye sizler dizi hakkında neler düşünüyorsunuz? Hemen aşağıdan yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Diziye dair yeni analizlerimizden haberdar olmak isterseniz kanalımıza abone olup bildirim zilini açabilirsiniz. Görüşmek üzere, hoşçakalın.